en azılı yobazların çocuklarına bakıyorum. En şiddetli dinsiz onlar oluyor çocuklar. En azılı yobazların. Yani bak şimdi birçok kişi evet haklısın hocam diyor yani şu an duyuyorum yani inşallah. Değil mi? Evet. Çünkü onların pisliğini o kadar detaylı görüyorlar ki. Çünkü gerektiğinde direkt bir dinsiz gibi hareket ettiğini de görüyorlar bu yobazları. Mesela çıkarına çatıştığında, mesela farz edelim faiz haram diyor değil mi? Çıkarına çatıştığında hemen faizi alır. Evet. Mesela içki haram der ama bir eğlence yerinde falan arkadaşlar ısrar ediyor hemen içer. Evet. Mesela zina haram der ama Moldovyalı falan kadınları getirdiler miydi? Paçalı donla odaya dalar. Ondan sonra yani şimdi kimseyi ima etmiyorum da efendim yalan söylemek gerektiğinde sonuna kadar yalan söyler. Namazın, gece namazlarının önemini anlatar. Kendisi horlayarak uyur. Milleti de gece namazlarını teşvik eder ama kendisi horlayarak uyur. Ve münafıkların çoğu da namazlarını kılmayan insanlardır. Yani bu yobaz takımının büyük bir bölümü namazlarını kılmıyor. Ama birisi gördüğünde huşu içinde namaz kılar. Böyle boynunu büker, kendini kaybetmiş şekilde bir cezbedenir, şöyle bir irkilir falan, bir şeyler yapar. Cezbe hali gelir, mübarek temessül etti şu an diyor kalbimde diyor. Daha da olmasa bağırıp kendini yere atar. Bir şeyler yapıyorlar. Ama yeni nesil cin gibi maşallah. Acayip zekiler. Yani bu yobazların çocukları da çok uyanıklar. Ya onlar anlıyorlar. Ya o kadar çok tanıdığım var ki öyle biliyorum çocuklarını. Yani eve gitmek onlar için böyle bir pislik kuyusuna düşmek gibi oluyor. Acayip nefret ediyorlar onlardan. Ne gerek bu rezilliğe? Niye dürüst samimi Müslüman olmaz? Çünkü yobaz olmak çok zor bir şeydir. Ya yani münafık olmak, yobaz olmak dünyanın en zor işidir. Ulan yobaz münafık olacağına, üçkağıtçı olacağına dürüst olsan ne kadar güzel ferah. Samimi olsan samimiyet ne kadar beyni rahatlatan bir şey ya. Doğru söyle bir ferahla. Ne güzel ya. Yalan söylemek çok zevklidir. Yalan yani sürekli doğru söylemek müthiş kafayı dinlendirir, insan dinlendirir. Sürekli samimi olmak kuş gibi olursun ya. Acayip ferahlarsın yani. Tabii beynin ferahlar, kafan ferah. Üstünden bir ton yük kalkmış gibi olur. İnşallah. Eline yüzüne bir nuraniyet gelir. Konuşman düzelir, uslubun düzelir. Yani birbirlerine bir silsile almışlar. İşte Müslüman dediğin kavruk olacak, birbirinden nefret edecek, sadece kendi grubunu savunacak, leş gibi kendilerine klasik kıyafet modeli geliştiriyor birkaç tane, onu giyinecek, leş gibi kokacak, biri bir laf söylediğimi şüphelenecek, konuştuğunda laf sokarak konuşacak, böyle sürekli uyuntu bir hali olacak, sürekli ayakta uyuyacak, enerjik olmayacak, canlı olmayacak, hımbıl olacak. Ve bile bile gerçekleri alenen milletin gözünün içine baka baka saklayacak. Bir de münafığın yalanı o kadar kötü ve ahmakça oluyor ki. Yani şimdi hani çocuk yalanlar olur ya. Çocuk yalanından daha da beter ya. Hani çocuklar diyor bazen kaplumbağaya bindim gezdim falan bahçede bilmem ne böyle. Abuk sabuk küçük ya, çocuklar yalan söyler ya. Ondan daha beter bu ahmakların yalanları. Mesela alenen yazıyor Bediüzzaman. Yani net ifade olarak yok diyor orada öyle bir şey yok. Nereden çıkarttın ya diyor orada şahsı manevi yazıyor diyor. Bir de genizden bir acayip bir konu şahsı manevi dedikten bir ne, ulan desen şahsı manevi normal illaki artistlik yapacak. İllaki bir nasip yapacak. Böyle gıcık böyle gevrek bir ses. Bu kavrulmuş pişmiş bir şey gibi ya böyle lastik gibi sesle bir acayip. Ondan sonra da diyor Berker. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz inşallah. O dershanelerde o okumanın bir makamı var. Yani o makamla o bir farklı bir uhrevi hava, bir değişik bir şey oluyor. Yani gerçekçi bir konuşma stili olmuyor. O bir makamla okuma var. Canım makamla okuma ayrı o. Güzel okusun ona bir şey dediğimiz yok. Ya mesela karşıdaki değil, karşısında anka diyor. Yani ulan adam gibi konuşsana. Yani her şeyleri kıl ya. Yani tip kıl, konuşma kıl, yürüyüş kıl. Hareketler kıl, mantık berbat. Yani gıcık gıcıklığın içine batırmış çıkarmış. Yani tam kıl otu yani böyle. Gören de tabii doğal olarak nefret ediyor. Bir de üstüne üstlük o zavallına rağmen de enaniyetli ve kibirli kafa acayip havada. Kimseyi beğenmiyor. Bir de alaycılığı, yani o zavallına rağmen bir de alaycı.
pis pis sırıtmalar, böyle alaycı sırıtmalar, kimseyi beğenmemeler, herkese tepeden bakmalar, adam yerine komamalar. Abi Müslüman her an cehenneme gidebileceği düşüncesiyle son derece mazlumdur, boyun eğicidir. Ve sevgi doludur, şefkatlidir. Her insana acır Allah razı olsun. Mesela komünistlere de acıyorum. Dinsizlere acıyorum, açıkça söylüyor adamlar. Dua ediyorum Allah'tan hidayet vermesi için onlara. Değil mi? İnşallah. Ve iyi olmalarını istiyorum. İnşallah. Yani ben hakikaten mesela bu Bayrampaşa'da o Marksist kızların kaldığı bölümde operasyon yapılmıştı. O çocuklar üstlerine elbiselerini falan almışlar. Eli yüzü yanmış, dumanlar içinde falan. Yani acayip öfkelenmiştim ve acayip acımıştım o çocuklara. Kimi yandı. Cayır cayır böyle demir parmaklıkların içerisinde yandı. Mesela bazı ahmaklar onlara oh olsun dediler. Ben acıdım, şefkat duydum ve asla öyle bir şeyin olmasını istemem. Asla ve kesinlikle. Değil mi? Merhamet etmek gerekir, şefkatle bakmak gerekir. Nihayet sen darvinist yetiştirmişsin, materyalist yetiştirmişsin, seni eğitmişsin. O adam da öyle olmuş yani, o olay bu. Başka bir şey yok. Yani senin imalatın, sen değil mi darvinist materyalist eğitmedin mi? Eğitmiş, işte o da öyle olmuş işte. Darvinist materyalist eğitirsen adam sonunda Marksist olur. Şaşacak bir şey yok. Evet hocam. Yani yapan ilgili kişileri kastediyorum tabii inşallah.